Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği işbirliğinde 2024 yılının Gaziantep Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından yapılacaklarla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır. İnsan ruhunun güzelliği, sevgi, şefkat, empati, merhamet gibi değerler de işlendikçe aşikar olur. Aile her şey bir. Family is evet. Aile meselesi kutsal bir meselesidir. Güçlü ülke ve huzurlu toplum olmanın yolu güçlü aileden geçer. En güvenli liman ailemiz, ailelerimiz. Aile toplumun en küçük parçası ve ailenin önemi her şeyden fazla. Aile ne kadar huzurlu ve mutluysa toplum da, millet de o kadar huzurlu ve mutlu olur. Bizi güçlü millet yapan da tam da budur. Ailemiz hepimizin sevgi, huzur, güven duygusunu sınırsızca yaşadığı tek yerdir. Biz huzur ve mutluluğumuza ailemize borçluyuz. İşbirliğiyle gaziantepailem.com internet sitesi oluşturulmuştur. Bu siteyle tüm vatandaşlarımız her aya ait aile yılı etkinlik detaylarına ulaşabilecek ve diledikleri etkinliklere katılım başvurusunda bulunabileceklerdir. Rabbim bu memleketteki aile ocağını söndürmesin. İşte biz niye 2024 yılına aile yılı diyoruz? Gördünüz, Büyükşehir Belediye'mizin birbirinden kıymetli hizmetleri var. Valiliğin ilgili kurumlarının yaptıkları var. Siz kıymetli sivil toplumun da aslında yaptığı birçok örnek proje veyahut da program var. Onları biliyoruz. Ama güçlü bir şekilde bu sesi çıkarmak gerektiğini hissettik. Çünkü toplanıp konuştuğumuz zaman biz işte her gün Sayın Bakanımla beraber, kurum amirlerimizle beraber bu şehre ilişkin birçok şeyi konuşuyoruz. Konuştuğumuz zaman konularının birçoğunun sonunda güçlü aile yapısının, geleneklerimizin, özümüzden kaynaklanan ve bizi biz yapan özelliklerin ne kadar önemli olduğunu her seferinde görüyoruz. Bunlar da hep geliyor ve aileye dayanıyor. Demin benim o sunumda söylediğim gibi boşuna gerçekten dememişler. Ben de boşuna demiyorum ki. Devlet büyük bir ailedir. Aile de küçük bir devlettir. Gerçekten bu ikisini ne kadar iyi idare ederseniz o kadar güçlü olursunuz. Güçlü olunca da mutlu olursunuz. Dolayısıyla bizim aile yapımızla ilgili hassasiyetlerimizi bir kez daha seslendirmek ve bir kez daha belki gözden geçirmek ve bir kez daha güçlü şekilde söylemek gibi bir ihtiyacımız hasıl oldu. Bu millete ya da bu devlete zarar vermek için aile yapısına zarar vermeniz lazım. İşte bunun için uğraşılan şeyler. Bizim de Akif'in dediği o ocaklara dönük tedbirleri almamız için bu yapıya hep beraber sahip çıkmamız lazım. Allah bu sene sesimiz çok daha gür çıkacak. Aile yılı adıyla. Her ayı fonksiyonlandırdığımız etkinliklerle çok yoğun programlar yapacağız. Sizden yeni öneriler, yeni teklifler bekleyeceğiz. Mesela neler olacak? Anne kız kampları olacak. Ailelerin oynayabileceği oyunlar olacak. Beraber ailecek yapılacak etkinlikler olacak. Aileye dönük spor sanat faaliyetleri olacak. Mesela örnek bir tanesinden bahsedeyim. Gaziantep Valiliği fotoğraf yarışması yapacağız. Profesyonel bir ekip buna çalışıyor. Mart'ın sonunda takvimlendireceğiz. Güzel de ödüllerimiz olacak. Mesela 18 yaş altı için selfie yarışması yapacağız. Canım ailem selfie yarışması. Üstü herkesin katılabileceği canım ailem aile fotoğraf yarışması gibi birçok etkinliğimiz olacak. Yoğun katılımlarınızı bekliyoruz. Ailenin önemini yani anlatarak belki de gereksiz bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Ailenin önemi anlamında. Ailenin önemini buradaki herkes biliyor. Ama bunu çok sesli bir şekilde yaşamamız gerektiğini yoğun şekilde hissediyoruz. Güçlü ailelerimiz olduğunda bugün için Gaziantep'te ve genelde ülkemizde konuştuğumuz birçok problemi konuşmayacağımızı biliyoruz.
çok sağlam aile yapılarımız ve o aile yapıları içerisinde yetişmiş nesiller olunca asayiş sorunlarını, hırsızlık sorunlarını, bağımlılık sorunlarını, okulda derse devam sorunlarını, sağlık ocaklarında sıra beklemek sorunlarını, trafikte insanların haklarına tecavüz etmeye ilişkin sorunları konuşmayacağımızdan eminiz. En sonuca bitene kadar bu millet, bu devlet bitmeyecek ve büyümeye devam edecektir. O yüzden buradan aldığımız büyük bir ilham var. Sevgili Peygamberimizin hayatı en büyük örnek. 1400 yıl önce medeniyet kodlarımız aile üzerine kuruldu. Aslında insanlık Yüce Mevlam Adem ve Havva üzerinden insanlığı inşa etti. Ve buradan okuduğumuz zaman oku diyor bizim ilk vahiy oku. Allah'ın adıyla oku diyor. Allah'ın adıyla okuduğun zaman bizim medeniyet kodlarımız Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ne ana erkin ne baba erkin aile erkin bir toplumuz. Peki bize ne oluyor? Bu kadar güçlü olduğumuz alanda niye bu kadar savruluyoruz? İstikametimizde ne oluyor da biz bu kadar sıkıntı yaşıyoruz diye baktığımızda küreselleşme, hızlı şehirleşme bizim o büyük aile yapımızı önce çekirdek hale dönüştürdü. Benim doğduğum ev Kozluca mahallesinde komşuluk, akrabalık, dede, nene hepsi bir arada yaşardı ve ortada bir hayat vardı, hayat, sıcaklık vardı. Ortada bir sofrada buluşulup dedenin ve nenenin bir arada olduğu, bütün amca çocuklarının bir arada olduğu ama çok sıcak bir ortam vardı. Şimdi bize ne oluyor anlamaya çalıştığımızda özellikle aile ve aile kurumunu kesinlikle korumamız gerektiğini görüyoruz ki bugün yaşadığımız bütün sorunlar bir sonuç. Şiddet bir sonuç, bağımlılık bir sonuç. Bu bağımlılığın içerisine baktığınız zaman içinde uyuşturucusu var, teknolojik bağımlılık var. Sosyal medya gerçeğiyle karşı karşıyayız. O zaman her şeyi devletten beklemeden, her şeyi Ankara'dan beklemeden Gaziantep modeli var. Gaziantep modeli, birlikte rahmet var, birlikte kuvvet doğar modeli. Biz valimizle birlikte bir çalışma yaptık. Burada tabii özellikle en öndeki kaymakamlarımıza, hocalarımıza, müftümüze çok teşekkür ediyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarıma. Çok gayret gösteriyoruz. Aile erkeği bir toplumuz. Ve günün sonunda valimizin söylediği bir şey var. Mutlu muyuz? Yaratılışa uygun yaşadığın zaman mutlu oluyorsun. Yaratılışa uygun hareket ettiğin zaman günün sonunda hem bu dünyayı cennet haline dönüştürüyorsun hem de öbür dünyada cennette buluşuyoruz. Bu bizi biz yapan değerlerin üzerinde inşa ettiğimiz bizim medeniyet kodlarımız bizi aileye odaklıyor. Ailedeki parçalanma nedenlerinin önlenmesi ve özellikle istişare mekanizmasının güçlendirilmesi, iletişim kanallarının açık olması elbette sorunlar olabilir. Hayat zaten mücadeledir ama o sorunları ailenin içerisinde sorun çözme kapasitemizi yüksek tutacak şekilde çalışmamız gerekiyor. Kurucu Aile Bakanı olarak kurduğumuz genel müdürlükte bunlar üzerine çok çalıştık. Nevzat Tarhan Hoca'yla çok yoğun çalıştık. Hocanın bana söylediği hiç unutmadığım bir şey var. Karanlıkla mücadele etmenin yolu diyordu, aydınlığa atılacağım diyordu. Şikayet etme çare bul diyor Ahmet Sinan rahmetli. Nur içinde yazsın. Çare kim? Çare burası. Çare bu salon. O yüzden hep birlikte aileyi toplumun temeli tutmak ve geleceğe giderken bütün hedefleri aile merkezi yapmak için bir çalışma başlattık. Ben bu konuda hem kendi de örnek olan kıymetli valime, hanımefendiye, Neslihan Hanım'a, çocuklarına çok teşekkür ediyor. Ona kuvvetli bir alkış istiyorum. Zaten bizde de başlattığı bir çalışmaydı. Ama bizim daha çok ihtiyacımız var. Biz çünkü göç alıyoruz. Bizim riskimiz çok daha yüksek. Kıymetli müftümle biz bir model oluşturduk. Köksal ailesi, Asım abimiz bize müftülüğümüzün yanında çok özel bir bina yaptı. Ama kamulaştırması Gaziantep Büyükşehir'in o binanın kamulaştırmaya harcadığı para en az 3 katıydı. Başsavcı mahkemelerle uğraştık, bize yardımcı oldu. Ama eser ortaya çıktı. Görmez hocam geldi, Mehmet Görmez hocamız. Bizim yetiştirdiğiniz insan gücü kadar gücünüz var sizin. Diğer işleri başkanlığı yapmış, hakikaten ilimde, irfanda, hikmette örnek olan bir hocamız var. Bize bir sunum yaptı o merkezin içerisinde. Aile nedir, evlilik nedir, ahit nedir, akit nedir, ihlas nedir, sadakat nedir? Bunların hepsini yeniden gözden geçirmemize vesile oldu.
Şimdi yaşanan bu coğrafyada şu anda gördüğümüz bizim hak ve batıl mücadelesinde hakkın yanında durmamız, iyiler ve kötüler mücadelesinde iyilerin yanında durmamız ve iyilerin kazandığı bir coğrafya inşa etmemiz lazım. Bunların hepsi için de güçlü aile lazım. Güçlü toplum olmanın en önemli kısmı güçlü aile. Bugün ben huzurlarınızda, eğer 22 yıldan beri siyasetteysem alana girmek zor, alanda kalmak çok daha zor. Çok daha zor. 15 yıl özel sektörde çalıştıysam, yaklaşık 58 yıllık hayatımda, önce çok sıcak, güçlü bir ailede büyüdüm. Çok sıcaktı evin içi. Hiçbir zaman çok paramız olmadı ama çok kuvvetliydik, çok sıcaktı. Beni okutmak için anamın babamın verdiği mücadele olağanüstüydü. Çekiyoruz.